Herkese yeni bir tariften merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamburger ekmeği tarifi vereceğim. Hemen başlıyorum tarifime. 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurtanın beyazı, 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt, bir yemek kaşığı şeker ilavesi yaptım. Yarım pakette yaş maya kullanacağım. Yaş mayanız yoksa kuru maya da kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Homojen bir kıvam alana kadar bir yemek kaşığı da tereyağım var. Bu tereyağını da hamurlu toparlarken kullanacağız. Hem de güzel bir lezzet verecek ekmeklerimize. Evet, un ilavesine başladım. 2 bardak un ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum şimdi. Tahta kaşıkla karıştırıyorum. Toplamda 6-6,5 bardak kadar un alıyor. Ama sizin yoğurdunuzun kıvamı, yumurtanızın büyüklüğüne göre bu miktar değişebilir. Kontrollü ekleyin. Üçüncü bardağımı da ekledim. Ve karıştırıyorum tahta kaşığımla. Hala çok cıvık bir hamur. Bir bardak daha ilave ettim. Artık tahta kaşıkla karıştırılamayacak kıvama geldiği zaman elimle yoğurmaya başlayacağım. Unu lütfen kontrollü ekleyin. Evet, yumruklaya yumruklaya hamurumu yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Kesinlikle ele yapışmayacak ama yumuşak olacak. Sert olursa ekmekleriniz de sert olur. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurmaya özen gösterin. Hamur kısa sürede toparlanacak zaten. Artık un ilavesi yapmıyorum. Tereyağımı ilave ettim. Yarım bardak kadar daha un ekledim, pardon. Toplamda 6,5 bardak kadar un kullandım. Sizin değişebilir. Her unun sıvı çekme oranı farklıdır. Bakın kolayca toparlandı hamurumuz. Şimdi 5 dakika boyunca güzelce tereyağımı hamuruma yedireceğim. Hamurum hazır. 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanmam bitti. Hamurum 1,5 kat kadar arttı. Şimdi yuvarlak beze yapıyorum. Mandalina büyüklüğünde yapacağım. Biraz büyük bir hamburger ekmeği istiyorum. Toplamda 11 adet çıktı benimkinde. Düzgün olması için de güzel bezeler almak istiyorum ki ekmeklerimin şekli bozulmasın, güzel bir şekil olsun. Fırın tepsime, iki tane fırın tepsime de yarısını 6, yarısını da 5 koydum ve mayalandırdım. Bakın, tepsi mayası 1 saat tepsi mayası yaptım. 2 kat, 3 kat arttı. 180 derece fırında 600 ayarda pişirdim. İçerisine su da koydum, küçük bir kapta. Üzeri kızarana kadar pişirdim. Bakın ekmekliğimizin yumuşaklığını görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.